Manşet hoş geldiniz. Güzel görüntüler. Bayram boyunca adalardan geldi esasen. Tartışma bir tarafa. Fayton krizinden beri yönetilemeyen bir sorun var orada, bir problem var ve belediye halka sormak yerine bir sandık kurmak yerine cebri tedbirlerle ben dedim oldu gibi tedbirlerle iş tutmaya çalışıyor ve azman büst diyorlar. Yeni konulan elektrikli bülübüstere ikisi karşı karşıya geldiğinde o dar yollardan geçemiyorlarmış. Orada tabii ada yollarının adalardaki e, sadece büyük ada değil, Heybelada, Burgazada o yolların yaya yolu olduğunu da belirtelim. Kaldırım yok adalarda. Yaya yolu olarak düzenlenmiş ve orada şimdi bu gördüğünüz hani İstanbul'daki kent trafiğini aratmayan e, görüntüler var. Fakat tartışmadan bir taraf tartışma bir yana sağdaki görüntüye dikkatinizi çekiyorum. İnsanlar Eylem yapıyorlar. İnsanlar itirazlarını seslendiriyorlar. Sosyal ağlarda çok aktifler. Sürekli fotoğraf, video paylaşıyorlar. Ve onlara engel olan yok. Bir tane densiz İETT daire başkanı çıktı. Alın bunları dedi filan. İtiraz eden, gerçekten lisanı münasiple itiraz eden bir vatandaşı alın dedi. Savcı yerine koydu kendini. Emniyet müdürü yerine koydu. Fakat e, temel bir şey yok. Müdahale yok. Yani büyük bir müdahale yok. Yani jandarma yok. Polis yok. İşte karşı karşıya belediye yönetimi ve azman büslerle ada halkı güzel görüntüler geliyor. Renkli görüntüler geliyor ve bir itiraz kültürü, bir protesto kültürü, bir eylem kültürü adına altı çizilesi görüntüler. Onun için bununla başlamak istedim. Fakat gündemin yakıcı konusu yurt dışına çıkış harcı. Haraç diyelim buna çünkü yani gelişmiş ülkelerde birkaç ülkede bu var bazılarında daha yani küçük oranlarda var ve genelde uçak biletine yediriliyor. Havaalanı vergisi falan gibi diyebileceğimiz şeyler. Fakat batıda yani Avrupa'da veya Amerika'da böyle şeyler yok. Yani şimdi neredeyse bu harç miktarına ne kadarsa gidiş dönüş uçak bileti alabiliyorsunuz sakin zamanlarda. Tatil sezonlarında değil elbette. Fakat e, enteresan bir bilgi ortaya çıktı ve bugün şu anda sosyal ağlar bununla yıkılıyor. Yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 3000 TL'ye çıkarılacağı bilgisi ki o da... E, gene Hazine Maliye Bakanlığı'nın bir iç yazışmasıyla ortaya çıktı. E, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli 2024 yılı kanun çalışmaları sunumu metninde dikkate e, dikkat çekiliyor ve bu e, çokça mevzu oldu. E, büyük şey var. E, tepki var, reaksiyon var. E, Profesör Doktor Şenol Babuşçu yurt dışına çıkış harcı 3000 TL'ye çıkarılıyor yorumsuz demiş. Devamla Ozan Bingöl ekonomistlerin görüşlerini ekrana getiriyorum. Diyor ki beklenen gelir 12,5 milyar. Oysa bu yıl sadece faizi ödeyeceğimiz tutar bunun yüz katı. Yani 1 trilyon 254 milyar lira. Havuzdaki kocaman delikleri tıkamadan vatandaşı canından bezdirecek vergi artışlarıyla hazine havuzu olmaz diyor. Dolmaz diyor. Acayip seçim sonrası beklenen vergi yağmuru geldi. Hatta bu artık bayram sonrası denebilir. Ciddi bir vergi sahanağı var. Ve belli ki hazine maliyede bir ekip oturmuşlar. Nereden ne alabiliriz? Hangi oranları nasıl artırabiliriz? Bunun peşindeler. Nasıl olmasın ki? Ee, borsada bir yıldan kısa süreli elde tutulan varlıklardan sağlanan kazançlardaki yüzde sıfır vergi oranı artırılıyormuş. Kripto varlıklarla ilgili işlemlere filan... E, e, vergi geliyor pek çok kalemde oturmuşlar çalışmışlar. Yani belli ki haftalardır belki aylardır buna çalışıyorlar. Fakat en e, zurnanın zırt dediği yerde şurası bahşişler de vergi kapsamına giriyormuş. Garsonların aldığı bahşişlerden de vergi alınacak. Yüzde on gibi bir vergi alınacak. Yani <laughs> garson aldığı bahşişin yüzde onunu vergi olarak ödeyecek. Evet böyle bir şey. tabii o arada Diyanet'in Amerika'da 90 mily milyon dolar değerinde lüks tesisi oldu ortaya çıkmış. Yani e, 90 milyon dolar Diyanet'in sadece 9 iş gününde vergilerden aldığı para. Cem Toker altını çizmiş çok da doğru. 2024 yılının her mesai günü diyor. Yüce Türk milletinin cebinden 10 milyon dolar TL değil, dolar vergi alınıp Diyanet kasasına konmaktadır diyor. Evet. Bir başka detay Mehmet Emin Ekmen paylaştı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Diyanet hac mevsimi ya gerçi bitti bitiyor. Bir Türk hacısından en az 200 bin TL alıyor. Yani 6500 dolar. Diğer İslam ülkeleri ise 3500 dolara götürüyor. Neredeyse iki katı demiş. O arada işte Diyanet'in kontenjanından gitmeyen veya Diyanet'te gitmeyen Türkiye'den giden hacılar veya hacı adayları için de bir ihbar mekanizması geliştirdiler ve ihbar ettiler ve hatta hakkında işlem yapıldı falan. Diyanet konuyu kendi tek elinde tutmak istiyor. Niye? Bundan. Diyanet demişken. Göç uzmanı Profesör Doktor Murat Erdoğan'ın tespiti önemli. Türkiye'nin aldığı düzen, düzensiz göç ülke kalkınmasına katkı sunabilecek nitelikte değil. Evet, verdiği göçse ne yazık ki en niteliklilerin göçü. Can alıcı sorun budur. Bakın ben 8 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Geçtiğimiz Mart ayında 8 yılı doldurdum 9. sene. Süresiz oturumum var bu ülkede. Henüz vatandaş değilim. Fakat şunun altını çizeyim. İlk yıllarda genelde çevremizde Türkiye'den kaçıp gelen veya Türkiye'yi terk eden veya bir biçimde kendine yeni hayat kurmak için çocuklarını eğitimi için neyse gelen insanlara sağ sağımıza solumuza baktığımızda genelde Kürt siyasal hareketi veya Kürt seçmen tabanı ya ve ya da cemaat tabanıydı. Fakat son 3-4 yıldır son 3-4 yıldır özellikle 2021'den bu tarafa bu durum değişti. Yani daha evvel 3-5 aileydik. Şimdi yetişemiyorum. Yüzlerce aile var ve hemen hepsi hemen hepsi bir biçimde Türkiye'den çıkan nitelikli insanlar. Meslek sahibi insanlar, meslek erbabı insanlar, beyinler ve güzel insanlar. Yani bir tane böyle gerçekten lüzumsuz birine rastlamadım yani. Bakın Erdoğan giderlerse gitsinler dedi. 15 bin doktor yurt dışına gitti. Şimdi Türkiye'den e, Türkiye'deki toplam hekim sayısı 2020 rakamlarıyla 164 bin küsür. İşte diğer rakamlar da var orada. Şeye baktığınızda yani giden 15 bin doktora baktığınızda Türkiye'de yataklı sağlık kuruluşu sayısı 1500 civarı. Bölün yataklı sağlık kuruluşu başına yataklı sağlık kuruluşu hastane vesaire başına. 10 doktor düşüyor giden. 10'ar doktor eksilmişler. Ya doktor kalmadı ya da çok az kaldı. Maalesef. Ve dönmeyecekler. Dönmeyecekler. Şimdi dönelim Türkiye'nin kısır siyasi e, tartışmalarına. Özgür Özel Mübariz Mansibov'un kanalına çıkmış Ekol TV. Biz Mehmet Şimşek'le ekonomi programı çalışmayacağız. Şimşek'le görüşme fikri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çıktı demiş. Şimdi bu konuşuluyor tartışılıyor. Şimdi siz, sizin bir ekonomi politikanız varsa ve siz muhalefet partisiyseniz ve sizin bir gölge bakanınız varsa gölge bakanınız çalışır, düzenli basın brifingleri verir, toplantıları yapar ve gidişata dikkat çeker. Temel ekonomik politikalara ilişkin itirazlarını seslendirir. Meclis'te de bunun mücadelesini yapar. Oturup Hazine Hazine Maliye Bakanı'yla ülke ekonomilerini konuşmaz, müzakere etmez ya da bu konuda neler yapabiliriz diye çözüm arayışı içerisinde olmaz. Fakat ben özgür özel anlıyorum şu günlerde sıkışmış durumda. Yani gerek kendi medya kamuoyu, gerek akademi kamuoyu, sol taban, seçmen her neyse ya da kendi CHP'ye bir umut olarak bir çıkış olarak oy veren AKP'den yaka silken kitle farklı gerekçelerle oy verdi ve eminim CHP Genel Merkezi de bunu değerlendiriyor ve İktidara şu anda destek verirken, iktidarın temel politikalarına itiraz etmezken, sert muhalefetten e, kaçınırken e, belli gerekçeleri var. Hele şu son yürütülen işte normalleşme adımlarını da kastederek söylüyorum. Ve özellikle YouTube yayıncılarına ve işte genel merkezle yakın teması olan isimlere ya da işte Halk TV, Sözcü TV gibi orada yorum yapan yayıncılara şu söyleniyor ya ve, ya da bu politikalar Şöyle gerekçelendiriliyor, onlar anlatsın diye. Onlar da anlatıyorlar. Anlatıyorlar ama tamamının içine siniyor da değil. 1- Genel Başkanımız her şeyin farkında, özgür özel bir oyun kuruyor. 2- Bir takım kişilerin, mahpusların, tutsakların serbest bırakılmasını temin ediyoruz. Bakın mesela 28 Şubat Paşaları çıktı, sırada Gezi tutsakları var. 3- Öncelikle bize dokunan kimi sıkıntıları gidereceğiz. Dolayısıyla bu bir kazanımdır. Dört. Erken seçim istemiyoruz. Çünkü yerel seçim dinamiklerinden farklı erken seçim konusu. Ayrıca Erdoğan anketlerde önde çıkıyor. Bir diğer madde. Saray ve basını bize düne kadar CHP de CHPKK diyordu. İşte PKK ile CHP'yi birleştiren terörle işbirliği yapıyordu. Şimdi artık bu manşetler atılmıyor. Hatta Sabah gazetesinde iki kere manşet olduk. Bir başka madde. Kayın politikasına karşıyız. Evet ama güçlü destek veremiyoruz. Hakkar, Van'da güçlü destek verdik ama Hakkari'de veremedik. Neden? Ee, yani anlamaya çalışıyoruz. Bölgede de sıcak bir e, yani çatışma hali veya soğuk çatışma hali hakim. Hoş e, soğuk da değil. Yani özellikle e, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'tan gelen haberler her gün yüzlerce drone, İHA, SİHA atağı olduğunu gösteriyor. Ama maalesef Kürt medyası dışında bunu veren de yok. Yani bir hareketlilik var ama saklanıyor bu, gizleniyor, örtülüyor, gösterilmiyor. Kayyım politikası ile ilgili CHP'de herhangi bir kayyım söz konusu olursa belediye meclisimiz yeni başkanı seçecek. Çünkü CHP'li başkanlar hakkında işlem terörden yapılmıyor. Rasyonel siyasete dönüyoruz. Bakın Cumhurbaşkanı bizimle buluştu, görüştü. Bakanlar da duruma göre bizimle görüşmeye başladı falan. Fakat dediğim gibi işte bu gerekçelerle e, izah ediliyor ama Özgür Özel'in Manisa'da işte bu görüntüler oradan geliyor. Manisa'da bayram namazı kıldığı camiden çıkışta bir vatandaşla tartışması var. Tartışmayı izliyorsunuz. O vatandaş Özgür Özel'e diyor ki Hamas'ı neden terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz? Hamas terör örgütü değil. Buna itiraz ediyor. Özgür Özel ona cevap verirken sinirleniyor. Görüyorsunuz zaten. Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti. Sen Filistin için mücadele ediyorsun diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş tamam mı diyor yani bu da gerçekten düşündürücü ve yani Cumhurbaşkanı'nın referans vermesi bir vatandaşla konuşurken enteresan yani İsrail ile ilgili Hamas ile ilgili genel duruşunu söylesene evet, durum bu ama belli ki Özgür Özel bundan sonraki süreçte de işte AKP'nin 22 yıllık bagajının ortağı değiliz gibi bir söylem geliştirilmiş ve bunu CHP sözcüleri de ifade ediyorlar. Mesela bu değil. Yani bakın Keçiören'de bir yolsuzluk soruşturması başladı ve işte Turgut Altınok dönemi araştırılıyor. Niye? İşte CHP'ler müracaat etti ve AKP'li işte yargıda harekete geçti diye filan. Geriye doğru 5 yılın belediye hesapları görülmedi. Yani hatırlıyor musunuz? Beş yıl boyunca CHP'ye geçen belediyelerde acaba önceki döneme ilişkin bir sorgulama yapıldı mı? Seda Demiralp kitabın ortasından yazmış. CHP seçmeninin önemli bir kısmı Erdoğan'la yemeğe giden, menüde kendi ismini bulur kaygısını taşıyor ve normalleşme sürecinden tedirgin oluyor. Bu tedirginliğin zannediyorum CHP Genel Merkezi de farkında fakat henüz bu konuda e, doyurucu bir açıklama yapabilmiş değil. Osman Kavala ve Demirtaş'ın isimleri zikrediliyor hatta Demirtaş'ın ismi zikredilmiyor Demirtaş'a ziyarete gidilecek düzeltiyorum Osman Kavala ve Gezi Tutsakları'nın ismi zikrediliyor ama sanki öbür tarafta yığınla hukuk ihlali yokmuş gibi davranılıyor KYK meselesi yokmuş gibi davranılıyor o arada Avrupa Konseyi'nden Ankara'ya bir çağrı daha yapılmış Kavala ve Demirtaş serbest bırakılsın Türkiye ahim kararlarına uymalı Özgür, Özgür Özel de bunu söylüyor biz Onlara bir af getirilsin istemiyoruz. Ahim kararlarına uyulsun diyoruz diyor. Ama gezi tutsakları için ahim kararlarına uyulsun. Halbuki ahim kararları, KYK'larla ilgili ahim karar Pek çok dosyada ahim kararları var. Uyulmayan, uygulanmayan. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararları var. Onlara acaba hatırlattı mı bilmiyoruz. Hoş, tutanağa tutulmuş. Yani Özgür Özel her iki görüşmenin de tutanaklarını tuttuk. Kasamıza koyduk diyor. Belli ki yarın öbür gün bir problem olduğunda açıklayacaklar. Hoş o tutanaklarda gizli kalmadı. Bilen biliyor bayağı da servis edildi. O tutanaklara dayalı yorum yapanları da izliyoruz. Bakın hukuk. 7,5 yıl aradan sonra Ağrı'da birlikte belediye başkanlığı yaptığımız sevgili Mukaddes Kubilay'ı Sincan cezaevi kapısından aldık diyor sırrı sakık. 7,5 yıl yattı. Mukaddes Kubilay ismini 7,5 yıl boyunca işittiniz mi? İki kardeşi vefat etmiş, bir yeğeni vefat etmiş acısı katlanmasın diye de haber vermemişler. Değişmeyen fotoğraf yeni yaşamın manşetiydi bugün. 28 Şubat'ta idamla şimdi ise 38 müebbetle yargılanan Hüda Kaya. İşte bu 28 Şubat'ta çocuklarıyla 97 bu da bugün aynı çocuklarla. Çocuklar yaşlanmış, <laughs> yaş almışlar daha doğrusu hatta saçlarına atlar düşmüş. Nereden nereye? Tek devlet tek pet. Özgür politikanın manşetiydi bu. Son derece dramatik. Tutsak başına çamaşır kotası konuyormuş. Bu sut, e, kadın tutuklular için söylüyorum. Bu sut rengi, kopçası uygun değil. Telsiz olsun dayatması yapılıyormuş. Askılı tişört uygunsuz bulunmuş. Pedin tek tip olması ya da hiç bulunmaması gibi daha birçok uygulamayla karşı karşıyayız diyor. Dem Parti İstanbul İl e Eş Başkanı Gonca Yangöz. 2018'de kendisi de tutukluluk yaşamış. Cezaevinde kadınların yaşadığı sorunlar çok vahim diyor. Hangi birini söyleyeceğiz? Şırnak T tipi kapalı cezaevinde tutulan ve İnsan Hakları Derneği'nin ağır hasta tutuklular listesinde yer alan Yıldırım Han vefat etti. İki hafta önce Ankara'ya sevk edilmiş. Ankara'da tedavisi devam ederken gece geç saatlerde yaşamını yitirmiş ve cenazesi Hakkari'ye doğru yola çıkarılmış. O arada tabii Adalet Bakanlığı boş durmuyor. Lekelenmeme hakkı diye bir şey var. Milyonlarca insanları insanı lekelediler. KYK veya terör soruşturmalarıyla. O arada da işte diyor ki e, yani utanmadan bu lekelenmeme hakkı esasen AKP ve MHP'lerin lekelenmeme hakkı. 27 Ağustos, 25 Ağustos 2017 tarihinden bu tarafa milyonları lekelerken 1 milyon 5, 435 bin ihbar dosyasından 1 milyon e, 81 beni soruşturmaya yer olmadığına karar verildi filan böylece diyor işte kişinin toplum nezdinde zarar görmesinin önüne geçiliyor kendi grupları kendi insanları için halbuki öbür tarafta beraat etse dahi hakkında takipsizlik olsa dahi e, ya da işte delilsizlikten dolayı dava düşse dahi ne olursa olsun hatta hakkında bir dava veya soruşturma olmasa dahi devletin belli Pişleme listeler, listelerine giren insanlar kamusal haklarından yararlanamıyorlar. Lekelenmeme hakkıymış. İnsan hakları ve masumiyet karinesi lekelenmeme hakkıyla korunuyor yalanı. Şimdi Amerika'daki dava çok gündemde. Eylem Toku ve oğlu Timur Cihan Timur, Murat Acı'nın ölümüne yol açtıktan sonra, tabi kasten değil ama elbette bir trafik suçu, 17 yaşında zaten çocuk olduğu için de ona göre belli indirimleri olacak. Esasen e, kaçmasalardı kimsenin ruhu duymayacağı bir şeydi. Paraları da var bir biçimde yargıda yaparlardı şeyini. Hatta işte belki de e, hayatını kaybeden insanın ailesiyle de bir şekilde barış yolları ararlardı. Hiç kimsenin ruhu duymadan bu iş kapanırdı ama öyle olmadı. Amerika'ya kaçarak e, hayatlarını berbat ettiler. Çocuk da berbat etti, kadın da berbat etti. Hatta eski eşi de berbat etti öyle söyleyeyim. Yönetilemeyen bir krizdir. O arada işte Amerika'da yargı süreçleri devam ediyor. Anneyi oğlu ayırdılar doğal olarak. Ayrı cezaevlerinde tutuluyorlar ve kötü koşullarda tutulduğu söyleniyor falan. İşte çocuk şeymiş, Amerikan vatandaşı olduğu için ne bileyim bu Amerika iade etmeyebilirmiş falan. Bilmiyoruz ne olacak. Fakat koşullar kötü olduğu için Türkiye'ye döndüklerinde daha iyi koşullar söz konusu olabilir. İadesi de söz konusu olabilir. İçeride ne döndüğünü bilmiyoruz. Duruşmalar yapılıyor şu günlerde. Oğuz Murat Acı'nın Yakınları da gene işte mahkeme önünde hak arıyorlar. O arada Tihan e, Timur Cihan Timur'un e, fotoğrafı ortaya çıkmış. E, dosyadaki suç da federal suç olarak geçiyormuş, maalesef. Yaşı 16 olarak geçiyor burada, On, 17 olarak haberlerde geçiyor, bilmiyorum. Evet. Orada bir başka konu, Diamond tema konusu bir asrın tok isimli bir kişiyle bir YouTube kanalında ki milyonlar seyretti. Şeriat tartışması içerisine giriyorlar. Eee detayı mühim değil. Bundan dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılıyor ama kişi aynı zamanda Arnavut vatandaşı olduğu için, Arnavutluk vatandaşı olduğu için ve Arnavut kökenli olduğu için ve Arnavutlukta yaşadığı için şu aşamada ya da orada oraya çıkmış başıma bir şey gelmesin diye ondan dolayı yakalanamadı. E, ve herhalde Bundan sonra bir süre Türkiye'ye giriş yapamayacak. Bundan dolayı son derece üzgün hakkındaki suçlamaların düşmesini istiyor. Çok kolay görünmüyor. Fakat paylaştığı fotoğrafta iki kare askerlik fotoğrafı paylaşmış. Arnavut olduğum için ıkçılık yapıp dışlayanlara 2014-15 Şırnak-Cizre-Hendek olayları dönemi vatan hizmeti demiş. Yukarıdaki cümleyle aşağıdaki cümlenin nasıl çeliştiğini bilen bilmeyeni anlatsın. Arnavut olduğu için ıkçılık yapıp dışlayanlara 2014-15 Şırnak Cizre Hendek olayları dönemi vatan hizmeti diyor ve üniformalı askerlik fotoğraflarını paylaşmış. Bir başka yargı konusu Ayşe Ateş. Son derece uzun bir manifesto gibi bir açıklamayla yeter artık dedi. Eşim Sinan Ateş için işlettikleri süreci benim için de işletiyorlar dedi ve e daha önce de ifade etmiştim. Erdoğan'ın ziyaretinin amacı Sinan Ateş soruşturmasının tamamlanmasından ziyade can güvenliği meselesiydi ve saray koruması altına girmek istedi. Doğaldır. Kendi yani ailesi ve çocukları ee, ve kızlarının rahat uyuduğunu söylemişti çıktıktan sonra. Her an öldürüm, öldürülme tedirginliğiyle yaşamaktan bıktık. Size yalvarıyorum. Çocuklarımı yetim bırakmayın demiş. Fakat buna rağmen tehditler devam ediyor. Nasıl olmasın ki işte bir tanesini kendisi de şifre etmiş. Burak Bekiroğlu diye biri. E, tehdit ediyor ve bir biçimde diyor bu konuyu diyor seni de o dosyayı da bir şekilde diyor daha önceki işlerde olduğu gibi cemaate bağlar işin içinden çıkarız ve ağır tehdit var e, fakat tabi herhangi bir işlem falan yok kadın erkek demeden hesabını verecekler falan maalesef böyle bir dönemden geçiyoruz sizi biraz rahatlatayım İngiltere'ye gelelim ama İngiltere'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı üzerinden ...geleceğiz. Selahattin Demirtaş... ...eski İşçi Partisi... E, ...genel başkanı ki... ...son seçimde... ...kaybedince muhafazakar partiye... ...ve hakkında da bir takım işte... ...antisemitik iddialar vardı. O dosya bir türlü kapanmadı. Onunla ilgili... ...dosyalar da onu bayağı bir sıkıştırmıştı... ...ve İşçi Parti liderliğinden ayrıldı. mı şu anda... ...4 Temmuz'dan sonra başbakan olacak. Bu kesin. Yani e, neden kesin olduğunu da... ...birazdan söyleyeceğim. Demirtaş cezaevinden Jeremy Corbyn'e destek vermiş. Jeremy Corbyn Islington bölgesinde dar bölge sistemi bağımsız aday. Oy desteği nedir anketlerine yönde bilmiyorum. Umarım kazanır. Selahattin Demirtaş sevgili Jeremy 4 Temmuz'da yapılacak seçimlerde başarılar diliyorum demiş ve İngiltere'deki dostlarımızın da sizi tüm güçleriyle destekleyeceklerine inanıyorum diyerek bölgedeki Kürt seçmene de işaret çakmış. Gidin Jeremy'ye oy verin diye. Evet. Bakalım ne olacak göreceğiz. Fakat bu mesajın üzerine şunu diyenler var. Ya yani Jeremy Corbyn başbakan olsaydı başka olurdu. Jeremy Corbyn başbakan olamazdı. Neden olamayacağını zaten zamanla göreceksiniz. Çünkü işçi partisi iktidarı yaklaşıyor. Çok baskın bir iktidardı. Times'ta bugün birinci sayfada YouGov anketi üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Ve diyor ki yani İşçi Partisi 650 üyeli avam kamerasında 425 vekile ulaşması bekleniyor. Çok çok güçlü bir iktidar. 100 yıldır ülkede bir partinin ulaştığı en büyük çoğunluk demiş The Times. Enteresan muhafazakar partiden ciddi bir e, bıkkınlık var. Muhafazakar parti The Times'ın haberine göre veya atıfta bulunduğu ankete göre 180, 108 sandalyeye düşüyor. Yani ana muhalefet diyorsunuz ama güçsüz bir ana muhalefet. Daily Telegraph'taki değerlendirme çok daha e, çarpıcı. O onun verdiği anket sonuçlarına göre e, Daily Telegraph'ın Muhafazakar Parti 53 milletvekiline düşüyor. Yani. E, manşeti de şu. Yani e, Muhafazakar Parti'de çöküş ya da Muhafazakar Parti'nin kendini imhası gibi bir e, şeydir o. Kelimedir. Enteresan. İşte burada görülüyor. 2019 seçimlerinde çok değil bundan 5 sene önce yaklaşık konservatif yani muhafazakar parti 365 milletvekiliyle Boris Johnson başındaydı. Tek başına iktidara gelirken şimdi 53'e düşüyor The Telegraph'ın araştırmasına göre. Ve Labour yani işçi partisi 516 milletvekiliyle güçlü bir tek başına iktidar dönemi e, olacak. Öyle görülüyor. Keir Starmer'da, Sir Keir Starmer'da başbakan olacak 4 Temmuz'dan sonra. Bu artık 2 kere 2 4 kesinliğinde. Haritayı görüyor musunuz? Yani solda ada mavi tamamen muhafazakar parti renkleriyle boyanmış. 5 sene önceki seçimde 5 sene sonra da kırmızıya boyanmış durumda. Türkiye'de böyle olmadı yani son yerel seçimde. Tabii yani enflasyon %2'ye düşmüş durumda İngiltere'de. Fakat buna rağmen 14 yıllık muhafazakar parti iktidarından ciddi bir bıkkınlık var. Yani muhafazakar parti seçmeni de küskün, bıkkın. E, gidip karşısındaki partiye oy vermese bile en azından sandığa gitmeyecek. Öyle görülüyor. Dönelim. Şimdi benim e, ö, önceki yayınımı ve bir önceki yayınıma e, atıfla felaket tellal, tellallığı yaptığımı, olumsuz şeyler konuştuğumu, savaş tamtamları çaldığımı falan söyleyen olmuş. Şimdi duvardaki tüfek patlayacak mı derken bu laf benim değil. Kerim Has'ın lafı. Birazdan ona da geleceğiz. Yani etrafınızda, Türkiye'nin etrafında ve hangi ülkede yaşıyorsanız Avrupa'da, Amerika'da çok enteresan gelişmeler oluyor. Buna bakmanız lazım. Bu bir savaş çıkacağı manasına gelmiyor ama herkes savaş hazırlığı yapıyor. Zorunlu askerlik geliyor, savunma harcamaları artırılıyor, ekonomik işbirliği modelleri geliştiriliyor. Şimdi Putin'in Doğu Seferi, Kuzey Kore Seferi son derece dikkat çekiciydi. Kimden asker, Vietnam'dan işçi isteyecek diye paylaşılmış. Ve aynı zamanda herhangi bir saldırıda, saldırı halinde birbirlerini savunma sözü vermişler. Kuzey Kore ve Putin liderleri. NATO'dan rekor silahlanma diyor Kerim Has yayınlarını takip edin YouTube'da. Duvardaki tüfek patlayacak mı diye sormuş. Kıt Avrupa'sı, Türkiye ve Rusya, Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisinde Anglo-Saksonlar yer almalı mı? Anglo-Saksonlar derken İngiltere'yi kastetmiyor sadece. İngiltere ve Amerika'yı kastediyor ki zaten İngiltere ve Amerika ezelden beri müttefiktirler ve şu anda da öyledirler ve yakın gelecekte de öyle olacak gibi görünüyor. Uzun soluklu savaşa doğru Rusya Savunma Bakanlığı'nda yeni kritik atamalar diyor. Ve mesele Ukrayna sınırlı değil. O arada e, Kuzey Kore ile Güney Kore sınırında da bir gerilim var. Yani bir çatışma veya çatış çatışmalar söz konusu olduğunda bu sadece Avrupa ile sınırlı olmayacak. Orta Doğu'da birazdan geleceğiz ve Pasifik için de geçerli bu. Yani yeni bir dünya savaşı arefesinde miyiz sorusu boş beleş bir soru değil. Ona notla çalışıyorum. Bu bir felaket tellallığı değil. Yaklaşan felakete dair pek çok işaretin alt alta konularak size sunulması. Ve laflarımı gene dikkatli seçerek konuşuyorum. Saç ve perukla ayakta duruyormuş Kuzey Kore ticareti ve Kuzey Kore'nin ticari yönden de e, çünkü abluka altında, çünkü kısıtlamalar var, Rusya'ya ihtiyacı var. O arada Putin ikinci lim limuzini hediye etmiş e, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a. Enteresan yani, enteresan çünkü dedim ya yaptırımlardan dolayı batılı otomotiv firmalarının modellerini temin etmekte de güçlük çekiyor veya parçalarını enteresan yani yakalamış <laughs> zaafını ve işte birlikte de bu şekilde e, hediye ettiği limuzinde poz vermişler hediye ettiği limuzinde Rus yapımı bir limuzin 300 bin dolar değerinde yani ikincisini hediye etti bu arada onu da belirtelim o arada Orta İsrail ordusu Lübnan'a olası operasyonu onayladı. Sadece Gazze meselesi değil, İsrail ile Lübnan arasında da en son bir Hizbullah liderini öldürdü ee, İsrail. Ve Hizbullah ile ilgili gelişmelere İran da çok tepkili. Dolayısıyla Lübnan'a da yeni bir cephe açılıyor gibi. Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'e gözdağı verdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tehdit etti. BBC Türkçe'nin manşetindeydi bu haber. Açın okuyun. İsrail'e topyekun bir savaşa hazırız dedi. Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri Nasrallah. Ayrıca Lübnan'a olası bir saldırıda İsrail uçaklarına üstlerini açması halinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne hedef alacakları uyarısında bulundu. Yani Orta Doğu'daki savaş Lübnan'a, İran'a ve hatta Güney Kıbrıs'a Kıbrıs yayılma eğiliminde. Mavi Hatta Savaş Sesleri. Milliyet'in dış haber servisi toplamış. Açın okuyun. Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa kentinin havadan çekilmiş videolarını içeren İHA görüntüsü yayınlaması İsrail Lübnan sınırında savaş seslerini yükseltti. Hizbullah'ın resmi sonrası İsrail ordusu da Lübnan'a olası bir askeri operasyonu onayladı diyor. Bay Biden'ın danışmanı Orta Doğu'da çok haber var. Önüme düşen sadece üçünü beşini getiriyorum size. Yani dolayısıyla Hizbullah cephesi de patlamak üzere derken bu dayanaklarla, bu işaretlerle, bu verilerle konuşuyoruz. İsrail'e 50 adet F15 satıyor Amerika. Bayramda da ara vermedi Gazze saldırdılar ve gene son saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmiş ve 9 ayda hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibariyle 37.372'ye çıkmış Gazze. Çin Rusya'ya desteğin bedelini ödemeli diyor NATO Genel Sekreteri Kasım Ekim Kasım'da görev süresi doluyor. Hollanda Başbakanının NATO Genel Sekreteri olması bekleniyor ama durumlar değişmeyecek. Evet. Savaş Ukrayna dışına sıçrayabilir. Bir diğer haber ve bir diğer enteresan haber. Yani önüme düşen haberlerden sadece 8-10 kupür kestim, kestim getirdim sadece size. Finans yazarı ve ekonomist Harry Dent 2025 yılında tarihin en büyük ekonomik çöküşünün yaşanacağı ve etkilerinin büyük buhrandan daha büyük olacağı uyarısında bulunmuş. Altında detaylandırmış. Yayını pauslayıp okuyun. Tek tek okumayacağım. Hangi birine yetişeyim? Ve Almanya Türk istihbarat faaliyetlerini mercek altına almış. Gene pauslayın ve buradaki bilgiyi okuyun. Diyor ki sizin diyor sadece istihbaratınız yok istihbarat örgütleriniz var ve bir takım kurum ve kuruluşlar veya özel ne bileyim sivil toplum örgütleri aracılığıyla da bu faaliyetleri götürüyorsunuz. Diyaneti kastediyor ne bileyim elçilik konsoloslukları kastediyor bir takım enstitüleri kastediyor veya sivil toplum örgütlerini kastediyor ve en son Noam Chomsky ile kapatalım geçtiğimiz günlerde vefat etti haberi çıktı ama doğru değilmiş taburcu olmuş orada çok küresel çok katmanlı bir dezenformasyon cephesi var doğru bilgiye ulaşmak çok güçleşti ben bu haberleri gördüğümde aşağı, açıkçası inandım çünkü yurt içi ve yurt dışından pek çok hesap paylaştı sadece ülke içinden hesapları paylaşmıyorum İngilizce hesaplarda paylaştı fakat benim telefonumda bildirim ekranı süre yani bildirim e, açık bi, olan, olan uygulamalar BBC ve Sky'ın uygulamalarıdır. BBC ve Sky'dan bir son dakika bilgisi gelmedi. Gelmediği için de topa girmedim. Çünkü en azından bir teyit mekanizması var doğrulatmadan haberi geçmiyorlar falan ve ki birkaç saate kadar da doğrusu ortaya çıktı. Fakat bu yani insanlar da afallamış durumda. Ya önüme düşen yığınla kaynaktan böyle gördüm ondan dolayı. Ben de başımız sağ olsun dedim diyor bir tanesi. Nasıl olmasın ki en yakın arkadaşları da benzer tweetleri atmışlar. Yani global anlamda bir dezenformasyondan bahsediyorum. Böyle olmadı ortaya çıktı ama bunun önüne ancak güçlü bir teyit mekanizması geçer. Ya da belli başlı medya kuruluşlarını hala takip edeceksiniz ve onlar yazmıyorsa neticede Noam Chomsky'ye bir şey olursa herhalde BBC geçer değil mi? CNN geçer. Geçmediler. Geçmediklerine göre demek ki başına da bir şey gelmedi. Manasına geliyor. Fakat büyük bir dezenformasyon çağından geçiyoruz bugün bu devirde. Son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Noam Chomsky vefat etti, yaşıyor, hatta sevindirdi insanları. Evet, çok güzel. Yaşıyor hala, 95 yaşında. Fakat her şey bu kadar zararsız, her şey bu kadar ne bileyim basit ya da etki sahası dar falan olmayabilir. Bambaşka konularda dolaşıma girebilir ve bir takım insanların canı yandıktan sonra aa o doğru değilmiş, sahteymiş dediğinizde iş işten geçmiş olabilir. Bu konuda bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Ve bir manşeti daha kapatıyoruz. Yarın cuma haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla.